Samsun'un dünyaya açılan tek penceresi Haber Aksan. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Geçmişten geleceğe baktığımız bakış programı ile tekrar birlikteyiz efendim. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Biliyorsunuz Mart ayında tiyatro çok önemli olarak her zaman kutlanır her yerde. Tiyatro modern dünyada vazgeçilmeyen bir sanat dalı. Samsun tiyatro tarihi açısından Cumhuriyet'ten çok önceye dayanan bir geçmişi var. 1908 yılında Samsun'da tiyatro ve sinema var. Orada ileri gelen aileler çocuklarını sinemaya ve tiyatroya alıştırmak için önemli bir gayret sarf ediyorlar. Hatta ve hatta ileri gelen aileler çocuklarını ne yapıyorlar? Fransızca dersleri ve diğer sanatsal verilere götürüyor kendisini. Hatta teknolojinin ileri aşamaya gelmesinin neticesinde bakıyorsunuz tiyatroda bir gerileme var sanki. Oysa sanat dallarının birçoğunda yine aynı deformasyona uğramış durumda. Bu konuya yıllarını veren iki hocam var bu akşam konuğum. Bu konuyu masaya yatıracağız. Öncelikle Karadeniz kıyısında olan Kent Tiyatrolar Birliği Derneği Başkanı ve Düşevi Oyuncuları Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar var. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. 1960'lı yıllarda Samsun Tiyatrosu ve Oda Tiyatrosu'nda emek vermiş Samsunlu eğitimci yazar, Samsun'un masalcı dedesi, masalcı dede diye bilinen Cemalettin Etli Kavaklıgil. Hocam hoş geldiniz. Hocam sizden başlamak istiyorum. 1960'lı yıllarda Samsun'da biliyorsunuz tiyatro var. Hatta siz de onda etkin görevler almışsınız. Oysa bugün bakıyorsunuz ki tiyatrolara sanki bir gerileme varmış gibi nüfus oranına baktığınızda. Siz nasıl düşünüyorsunuz hocam? Doğru söylüyorsunuz. Geçen de tiyatro gününde arkadaşımız da söyledi. Neredeyseydi salonlar boş duruma geldi. Oysa ki 1960 yıllarında köyensülerin etkileri, onun devamı, öğretmen okulunun etkileri, halk evlerinin etkileri sanatı canlı tutuyordu. Diyelim ki köyensülünde bizlere sadece öğretmenlik öğretmiyorlardı. Halk oyunları, saz çalma, tiyatro, hatta opera bile öğretiyorlardı. Gittiğimiz yerlerde, köylerde bu marifetlerimizi gösterir, halkı sanata karşı ısındırırdık, aydınlatırdık. Ben 1960 yıllarında Samsun'a geldiği zaman yerleşik bir tiyatro yoktu. Hı hı. O zaman Öğretmenler Derneği başkanlığa gittim. Dedim ki bir yerleşik tiyatro kuralım, amatör de olsa. Adını Öğretmenler Tiyatrosu koyduk. Efendim. Evet. İlk oyunumuz Paydos idi. Üç tane bayan da gerekti oyunda ama okullara gezdim. Erkek oyuncu, öğretmen arkadaşlardan buldum ama bayanlar yanaşmadı. Ben daha o zaman 19 yaşındayım, ağlayarak gittim dernek başkanımız Osman Korkut'un yanına. Niye ağlıyorsun çocuğum dedi. Gözyaşlarımı sildi. Dedim ki öğretmen arkadaşlar, bayanlar yanaşmadı. Ağlama dedi. Eğitim enstitüsünden giderim, ben size 3 tane oyuncu, kız oyuncu alır gelirim dedi. Ve 3 ay kadar prova yaptık. Öğretmenimiz İbrahim İşler sahneye koydu. Zafer sinemasında tam 17 kere oynadık eseri halka. O zaman dedim ki ben kendi kendime buraya yerleşik tiyatro şart. O sırada diğer tiyatrocu arkadaşlarla tanıştım Samsun'da. Celal Cenaroğlu örneğin. Bunu biz Öğretmenler Derneği'nin kolu olmasından çıkaralım da bunu Samsun'a mal edelim dedik. Celal Cenaroğlu da 7. bölge su işlerinde çalışıyor. Tiyatronun adını da 7. bölge tiyatrosu kurduk. İlk oyunumuz... Güzel bir fikir, evet. Evet, ilk oyunumuz vatandaş oyunuydu. Vatandaştı değil mi? Vatandaşın tamamen yaşantısını böyle güldürü havası içerisinde. Ve oyunumuz tuttu. Samsun'da haftada 3 gün oynuyoruz. Nerede? Halk Eğitim Merkezi'nde. Ondan sonra bizi Gelemen'e çağırdılar.
köylere çağırdılar, Alaçam'a çağırdılar, Bafra'ya çağırdılar. Yani hocam şuraya gelmek istiyorum. Evet. O zamanki yerel yöneticiler, mülkamiller daha sıcak mı bakıyorlardı tiyatroya? Evet. Örneğin belediye başkanımız Bünyat Arslan. Halktan ilgi nasıldı? Halk tıklın tıklın. Evet. Başlangıçta evet kapı kapı gezdik ama sonra baktılar ki tiyatro güzel. Sonra bir de bir müzik grubu vardı. Müzik grubumuz vardı. Hem müzik hem tiyatro iç içeydi böyle. Daha hoş oluyordu yani. Sonra Bünyat Arslan bizim bu çabalarımızı görünce dedi ki evlendirme dairesi vardı Kuyumcular Çarşısı'nda. Biz bu binanın yarısını oda tiyatrosu yapalım dedi. Sevindik tabii. Efendime söyleyeyim. Vedat Çelik, dekoratör. Ben hiçbir para almayacağım. Yalnız dekorat malzemesini bize verin, ben yapacağım dedi. Ondan sonra Zafer Sineması'nın sahibi Osman Bey vardı. Subaş okumdur, benim sık sık gibi gelirdir ya. Size de ben o zaman çok meşhur tiyatrolarda, sinemalarda, Gong armağan edeceğim dedi. Ulusoy da dedi ki ben dedi, otomatik perdeyi armağan edeceğim. Geriye kaldı koltuklar. Belediye başkanı dedi ki bizim belediyenin parası Yapı Kredi Bankası'nda yatıyor. Hadi gidelim oraya. Gittik. Mecidenin başındaydı. Konuyu açtı. O zaman müdür dedi ki kaç koltuk olacak? Banka müdürü. 120 koltuk olacak. 120 koltuğu da banka yaptı. Ve oyun seçimine geldi. Gene kız sorunu var. Yani bayan oyuncu bulamıyorsunuz. Bulamıyoruz. Ben yeğenimi getirdim böyle hakiki bir tiyatrocu kız buluncaya kadar provalarda. Kurul Buzlar Çözülmeden'i seçti. Tesadüfen öğretmen elinde beyaz saçlı keman, koltuğunun altında keman tutan bir bey geldi. Tabii ben öğretmen derneğinde görevli olduğum için hoş geldiniz efendim dedim. Çayma ısmarladıktan sonra ben dedi Ordu'dan geliyorum. Güzel keman çalarım. Benim kızım dedi Ordu Tiyatrosu'nda hem oyuncu hem sahneye oyuncu. Aman dedim hemen elini öptüm. Adam şaşırdı. Niye öpüyorsun elimi? Dedim ki biz burada oda tiyatrosunu kurduk. Her şey hazır. Bayan oyuncu gerek, sahne oyuncu gerek. Dedi ki belediye başkanımız benim kızı işe alırsa ben kızı oradan alır gelirim. Gülçin Özova'ya oradan aldık geldik. Sonra bir bayan daha çıktı. Şu anda ismini hatırlayamıyorum. Siz bilirsiniz belki. Onu da devlet suçlarında bir işe verildi. Böylece kadroyu kurduk. Prova ve haftada 3 gün olmak üzere oda tiyatrosu tıklım tıklım, tıklım tıklım. Senenin sonuna doğru bir gazetede yazı gördüm. Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa'da dahil amatör tiyatro yarışması düzenlemiş. Sene 1968 herhalde değil mi? Yok. Kaç? 67'de. 67. 67'de. Ondan sonra ben oyunun fotoğraflarını afişlerine gönderdim. Bizi 30. olarak kabul ettiler. Ulusoylar da otobüsüne verdi bizi. Doğru gittik. Tam gideceğim sırada bizim hanımın apandisit ameliyat olması lazımmış. Şimdi beni bırakıp nereye gidiyorsun dedi. Doktor Bünyat Arslan da ameliyatçıydı. Dedi kızım ben senin babanım şimdi. O dönemde belediye başkanı. Evet, belediye başkanı. Evet. Şimdi gitsinler, başarıyla oynasınlar. Ben seni ameliyat edeceğim, özel odada yatıracağım. Doğru gittik tabii Orta Doğu'ya. Biz 30.yüz. Bizden önce hem 6 matinesi hem 8 matinesi oynanmış, jürileri ayrı ayrı hep seyretmişler. Sadece biz kaldık. Ne yapacağız, ne yapacağız? Oyuna başladık. Hiç zannetmiyoruz ki derece alalım. Öyle bir oynamışız ki Ankara seyircisi de çok olgun. Anında gülünecek yerde gülüyor, alkışlanacak yerde alkışlıyor. Çok güzel oynamışız. Hele bir sahne vardı ki Rafet Uzun diye bir arkadaş Samsun Oda Tiyatrosu'nda bu kara borsacı kamçı yiyince buradan kaçacak ya. Kapı burada. Halbuki Orta Doğu'da kapı orada değil. O yine orada zannetti. Bütün hızıyla gitti kapıyı açacağım diyerek duvara çarptı. Duvara çarpmasıyla geri düştü böyle bayılacak duruma geldi. Onu rol yapıyor zannedildi. Hakiki oldu. Velhasıl oradan da ayrıca bir sonuç, alkış aldık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki sonuç ne oldu? Sonuç
Ferdi Akarnur en iyi oyuncu. Gülçin Özova en iyi sahneye koyan ve oyunun topluluğuna da yani birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü aldık geldik sizinle rica etsin. Anladım. Tabii tiyatro o dönemde de çok hassas evet. bir durumda. Yardıma muhtaç ve ilgi az. Doğru mu hocam? Bizim zamanımızda gerçekten demin de dediğim gibi köy enstitüleri olsun, öğretmen okulları olsun, halk evleri olsun, Nazım Tıkıroğlu'nu anmak lazım. Evet. Çok güzel Nazım Tıkıroğlu hem tiyatro yapardı hem konserler, konuşmalar, halkı iyice ısındırmıştır. Tabii halk evlerinin falan mutlaka etkisi var. Evet. Şimdi gelelim hocam günümüze. 1960'tan günümüze gelelim. Sevgili hocam, siz Karadeniz kıyısında... Ben başladım ya, ismi ben evet, söyleyeyim. Çok uzun. Arkadaşlar da söyleyeyim. Karadeniz kıyısında olan... Karadeniz'e kıyısı olan Kent Tiyatroları Birliği Derneği. Derneği başkanısı, evet. Şimdi hocam siz Samsun'da göze batan bir yapınız var tiyatro dalında ama siz diyorsunuz ki şimdi en son açıklamalarınızda sesimizi yükselteceğiz diyorsunuz. Şimdi tiyatrodaki yapı bugün hala yine aynı şekilde herhalde. Orada diyorsunuz ki Katibe üye olan tiyatrolar ile kampanya başlatacağız diyorsunuz. Olmayanlar da desteklerse memnun olacağız. Sayın Valimizden başlayarak belediye başkanlarının, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin gücümüz yettiğince ziyaret edecek ve Samsun'da tiyatronun eski günlerine dönmesi için, canlanması için destek vereceğiz. Amacımız Samsun'u 19 Mayıs şehrinin, Atatürk şehrinin sanatla anılması, bir sanat markası olması. Bu konuda Samsun'un hak ettiği yere gelmesini arzu ediyoruz. Bunun için artık tiyatrocular olarak sesimizi yükselteceğiz diyorsunuz. Yani siz hala o destekten sanıyorum muzdaripsiniz değil mi sevgili hocam? Şimdi, Türkiye'nin her tarafında zaten sanata olan ilgi belli zaten. Öncelikle size teşekkür ederim programa bizi davet ettiğiniz için ve programa önünüzde notlarınızla, sohbetimizle hazırlanarak geldiğiniz için ve tiyatroyu ciddiye aldığınız için önce teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu iyi niyetinizi bildiğim için de iyi niyetinize sığınarak bir şey söylemek istiyorum. Yanlış bir algı oluşturuluyor aslında konuşurken. Tiyatrocu aciz değildir. Tiyatrocu yardıma muhtaç değildir. Tiyatrocu araz değildir. Arazdır, arızalıdır. Topluma göre arızalıdır. Çünkü anormaldir, normal değildir. Gelip evde 8 saat böyle kukuman kuşu gibi oturmaz. Hani vardır ya böyle yaramaz zıp 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 zıplayan çocuk, orada bir şeyleri oynatan çocuk. Ama o çocuk hep liderdir. O çocuk hep bir şeyleri değiştirir. Anladınız mı? Tiyatrocu hep yaramazdır. Şimdi tiyatronun ne tür şeylere ihtiyacı var? Bunu belirlemek lazım. Öncelikle hocama teşekkür ediyorum. O yıllarda tiyatro yapan, tiyatro sanatını insanlarla tanıştıran ve sevdiren, daha öncesinde 1800'lü yıllarda, 1900'lerde Samsun'da tiyatro yapan insanlara, 1964'lerde, 67'lerde Oda Tiyatrosu'nu kuran abilerimize, oynayanlara, Ferdi Akarnur'lara, Yekta Keçeli'lere, ondan sonra Ragıp Erdenler'e, Erdoğan Gümüşer'lere, hepsine, ismini saydığım sayamadığım abilerimize teşekkür ediyorum. Fakat şöyle bir algı yanılması yaşıyoruz. Yıl 1964-65. Ben yaşamadım. Daha henüz portakal ağacında duruyordum. Fakat o zamanki hocam yaşadı. İşte o zaman diyor, hani genç bir şeydim diyor. Öğretmendim diyor. O zamanki televizyon yok. Radyo var. İnsanların iletişimi şimdiki gibi değil. İnsanlar belki daha az kitap okuyor. Daha cahil. Okuma yazma öğrenme daha şey ama komşuluk ilişkisi var. Evet. Birbirine sadakat var. Bakkaldan alışveriş yaparken bakkal beni kazıklar mı duygusu yok. Ondan sonra müdürüne karşı saygı var. Müdürün çalıştırdığı elemana karşı saygı var. Siz daha iyi biliyorsunuz. Okul müdürünün öğretmene hörp diye konuşma şeyi yoktu. Cemalettin Bey, Ahmet Bey, herkes beyli, bayanlı bilmem neliydi. Bu algı içerisinde de insanlar akşamları oturduklarında sohbet ortamı, iletişim ortamı bulmaya çalışıyorlar.
Ve bunun daha renkli olan, bir şekli olan tiyatro diye bir şey çıkıyor karşılarına. Ya 3 lira, 5 lira, 1 lira ya da bedava gidiyorlar eski hal binasının altında oturuyorlar. Bir yerlerde ışıklar var, birileri yüzünü gözünü boyamış. Onları güldürüyor, hüzünlendiriyor, duygularını değiştiriyor. Yani nasıl diyeyim size, hani böyle şu anda Hollywood'a gidip efendim Al Pacino'yla, Robert De Niro'yla oturup ne bileyim bir oyunculuk atölyesine katılsam nasıl heyecanlanırım? O insanlar da öyle heyecanlanıyorlardı. Ama yıl şimdi 2016. Artık o zamanki tehditler, tacizler, şeyler, yani şimdiki tehdit tacizlerin hiçbiri o zaman yok. Televizyon denilen bir canavar var. Hepimizin esiri olduğu, hepimizin içinde olduğu. Maalesef. Hani kıyısından ben bakmıyorum desen de böyle kenardan baktığın. Maalesef. Tamam, bir canavar var. Ve ekonomik şartlar o zamanki gibi değil. Ondan sonra sosyal şartlar, siz daha iyi biliyorsunuz o jenerasyonu, bu jenerasyonu, o zamanki gibi değil. Onun için benim söylediğim lafa gelince bir takım şeylerde dezavantajımız var 2016'da ama bir takım şeylerde de avantajımız var. Sayın Hocam o zaman bir oyunun tekstini yapabilmek için bildiğim kadarıyla koyuyorlardı karbon kağıdını daktiloya, çat 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 yazı yazıyorlardı. Şimdi Google'ı tıklıyorsunuz, ondan sonra Cemil Baskın falanca oyun diyorsunuz. Tık enter, zıt zıt zıt, pişt, 1,5 saniye sonra hazır bilgi elinizde. Böyle bir hikaye var. Teknoloji gelişti, bir şey yapıyorsunuz, kumandayla ışık ayarlıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Fakat bunların hepsi de paraya dayalı. Burada insanlar hani çok temel şey vardır ya, çok da komik gelir bana ama insanla anlattığı şey sanat, yani hatta insanca anlattığı sanat derler. Yani tiyatro da tek bizim öğrendiğimiz konservatuvarda oydu. Olmazsa olmaz konservatuvarda hocamız yazdı ve ben de yıllarca bunu anlattım. Işık, kostüm, aksesuar, dekor, efendim, tekst, yönetmen, bilmem ne falan. O olmaz, ışık olmazsa olmaz lan, çıkarsın gün şeyi ışığında oynarsın. Ha, doğru. Peruk olmazsa olur. Kostüm olmazsa üzerine alırsın bir tişört oynarsın. Bilmem ne olmazsa olmaz. İnsan olmaz, evet. Tiyatro olmaz. Evet. Biri anlatacak, biri de dinleyecek. İki tane kişi oldu mu artık bu tiyatro olur. Ama bunun üçü dördü şeyi. Şimdi biz günümüzde yani katip olarak sadece tabii Samsun'da değil katibin örgütlenmesi. Bulancak'ta, Rize'de, Trabzon'da, Ordu'da iki tane tiyatromuz var. Zonguldak'ta iki tane tiyatromuz var. Böyle bir Karadeniz örgütlenmesi bu. Ama ağırlık Samsun'da. Ağabeylik Samsun'da. Ondan sonra yönetim Samsun'da. Ve biz katip olarak, katibe bağlı tiyatrolar olarak şöyle bir karar aldık. Dedik ki ya biz Samsun'da son dönem, işte hocamların jenerasyonu, 70'lerde daha çok turne tiyatroları, 80'lerin başında işte Ragıp Hoca'nın başında olduğu Oda Tiyatrosu, konservatuar talebeleri, sonra bizim hocamız olan insanlar, Şahin Hoca, Erhan Hoca, Suat Hoca, Cihangir Hoca, Rahmetli Kemalettin Hoca, ondan sonra bir sürü insanlar, bir sürü abilerimiz. Bunların jenerasyonu, 90'lardan sonra da bizim jenerasyonumuz. Şimdi ne yanlış oldu da 96 yılında Sayın Vedat Yılmaz'ı açtırdığımız bizim Gazi sahnesi tıklım tıklım, ha diyor, Samsun'da falancayı belediye başkan adayı göstermezsek bu işi yapamayız diyor, onu gösteriyorlar. Ya da şunu şöyle yapmazsak böyle yaparız diyorlar. Bir anket yapalım dedik. Yavaş yavaş anket sonuçları gelmeye başladı. Hedefimiz 1000 kişi. Yani gücümüz o kadar. Hani 1000 kişiyle bir anket yapalım, bir bakalım ne oluyor, ne gidiyor. Yavaş yavaş bu gelmeye başladı. Bugün sizle yaptığım sohbette de ya da o açıklamada da şeyi söyledim. İğne var, çuvaldız var. İkisini de kuvvetli bir şekilde kendimize batırmaya başladık. Önce bir kendimizden başlayalım. Nasıl yanlış oyunlar seçtiğimiz oldu. Doğru oyunlar da seçtik. Fıstık gibi. Yaşar Kemal'in Tenekesi'nde oynadık. Orhan Kemal'in Eskici Dükkanı'nda oynadık. Ne bileyim, çok güzel oyunlar da oynadık ama halktan uzak, kopuk oyunlar da oynadık. Liyakatı olmayan, sahneye çıkma etiği olmayan insanların sahneye çıkması. Tiyatroların kurumsallaşamaması. Tamam mı? Şimdi amatör tiyatro, profesyonel tiyatro arasındaki fark nedir? Biri profesyonel, yani adı üstünde, parayla bu işi yapıyordur. Diğeri de amatör, ücretsiz bu işi yapıyordur. Amatör profesyonelden iyi olabilir. Profesyonel de amatörden iyi olabilir. İyilik kötülük farkı değildir bu. Bu sadece mesleki olarak. Siz gazetecisiniz ya da işte matbaa sahibisiniz ve bu işi yapıyorsunuz. Bastığınız matbuat karşılığında da para alıyorsunuz. Bunu bedava yapamazsınız. Ama işte burada ne bileyim televizyon programı yapıyorsunuz ya da başka bir yerde ne bileyim işte koristlik yapıyorsunuz.
koroda söylüyorsunuz. Amatörce. Bu işin ayrımı budur. Evet. Şimdi Samsun'da bizim temelde söylediğim şey şu. Birazdan bu konuyu açacağız zaten. Onun için çok derinlemesine girmek istemiyorum. Siz başladığınız nokta şuydu. Sesimizi çıkaracağız ne demek? Evet. Sesimizi çıkaracağız şu demek. Biz şimdi tabii ki biz de insanız. Kendi çıkar ilişkilerimizle ya da çok fazla siyasetçilerle, çok fazla yönetenlerle bu tür böyle cıvık ilişkilere girmeden, çok kavgaya dövüşe girmeden ya tamam biz olduğu kadar bir de böyle şeyizdir tiyatrocular çok çabuk kandırılabilir. İki güler yüz, iki sohbet, sizi seviyoruz, sanatı seviyoruz. Gerçekten bir sene daha bizi şey yaparsınız, idare edersiniz. Böyle bir yanımızda bu şimdiye kadar geldi. Ama o günkü açıklamada işte hocamın da olduğu açıklamada söylediğim gibi zurnanın zırt dediği noktaya geldik. Bu noktaya hep beraber el birliğiyle geldik. Bu şehrin yönetenlerle geldik. Biz tiyatrocularla beraber geldik. Seyircilerimizi unutmayalım, seyircilerimizle de beraber geldik. Onlar da bize çok sadık kalmadılar. Onlar da aynı anda konforu buldukları anda fızt devlet tiyatrosuna kaçtılar. Hocam, bizi sorgulamadılar, yakamıza yapışmadılar. Hemen orada dikkatimi çeken bir şey var. Samsun'da tiyatro sanatçısı bir tarafa, seyirciyle olan ilişkiler nasıl hocam? Seyirci bu teknolojik gelişimlerin, dijital dünyanın bu kadar yaygın olması, televizyonda ceplerindeki biliyorsunuz akıllı telefonlarla artık her şeyi idare edebiliyorsunuz. Bunların, bu teknolojik gelişimlerin tiyatro seyircisine etkisi mutlaka var değil mi? Evet. Ya ben şey değilim, hani bilim adamı değilim ya da bunu bilimsel olarak hani bilimsel yöntemlerle, metotlarla ölçemem. Yaşadıklarımızın ama mutlaka sonuçta, onu. Evet. Yani bir resmi dairede çalışan, ondan sonra halkın içinde yaşayan 45 yaşında ve 45 yıldır da Samsun'da yaşayan bir insanım. Hani Samsun'un A'sını, B'sini, C'sini bildiğimi zannediyorum. Seyirciyle olan ilişki şöyle. Şimdi her şeyin bir kolay yöntemi var. Seyirci komedi oyunu sever. Bu 64'te de böyleydi, 74'te de böyle, 2016'da da böyle. Ya arkadaş, seyirci komedi oyunu sever. Ben de severim. Gülmeyi çok severim tabii ki yani. Böyle sahnede birisi gelsin ve bizi güldürsün çok hoşuma gider. Ama atladıkları nokta şu arkadaşların. Seyirci, şimdi düşünün ki bir adam pijamasını çıkaracak, eşofmanını çıkaracak, işten gelecek, yemeğini yiyecek, eşofmanını çıkaracak. Sana gelecek 10 lira, 20 lira, 30 lira para ödeyecek. Yol yapacak, otobüse binecek bilmem ne. Gelecek koltuğa seni dinleyecek, seyredecek. Sen eğer bu adamın ruh halini, ruh durumunu değiştiremiyorsan, bu adam da aman bu oyundan ben bir şey anlamadım ya da bu oyun kötü diyecek. Ruh halini illa güldürerek değiştirmen gerekmiyor. Bazen böyle seyircinin tabiri, benim tabirim değil. Böyle midemin ortasında bir kazığı sapladın. Bu kazıkla sabaha kadar uyuyamadım arkadaşlar. Ne anlattın, ne dedin bize ya? Bir tuhaf oldum. Bu seyircinin tabiri yani benim yaşadığım bir şey. Ondan sonra ya da bazen insanlar şey diyor. Yani o kadar ilginç geldi ki sahnede ben babamı gördüm. Sahnede ben annemi gördüm. Çok değişik geldi bana. Ürperdim, korktum, çekindim. Türkiye bu halde mi? Ya da insanlar bu halde mi? Eğitim bu halde mi? Yani tiyatronun eğlendirici yönü daha ağırdır. Ama bir tarafta da öğretici bir yanı vardır. Onun için Samsun'daki tiyatroların seyirciyle ilişkisi %100 mükemmel bir ilişki değil. Eğer %100 mükemmel bir ilişki olsaydı bir silkelendiğimizde, hadi seyircimiz bize sadık kalın dediğinde seyircimiz de bizim arkamızdan gelir, en azından bizi toparlardı. Bir iki tokatlar, bak yanlış şey yapıyorsun derdi. Biz de şu noktalarda sizi yalnız bıraktık derdi ve gelirdi. Bunun bir sebebi var. 1964, 65, 66 Samsun, tek bir mekan, hevesli insanlar ve bir tiyatro var. Ne diyor? Yapı Kredi Bankası'nın müdürü, ya size tamam şey vereyim diyor, koltuk yaptırayım. Ulusoy diyor ki işte ben size bilmem şunu yapayım. Öbürü diyor ki bilmem ne yapayım falan. Tamam mı? Şehrin Samsun Spor gibi bir tane markası var. Tamam mı? Herkes yani Cemil abi versene işte 10 lira, 5 lira vereyim falan. Bu çocuklar şey yapsın. O zamanki şey, şimdi ismini yanlış söyleyeceğim. Bakkallık yapan, şey yapan. Bizim Oda Tiyatrosu'nun karşısında bir lokantacı vardı. Bize bedava yemek veriyordu. gibi bir sürü anılar var. Hatırladım, hatırlamadınız. Şimdi bu insan, ben hayatımda tiyatro seyretmedim, doğru düzgün kitap okumadım ama bu çocuklar galiba iyi bir şey yapıyor. Gel lan burada yemek yiyin, evet. Niye desin? Tamam mı? Ama şimdi şey çok farklı. Samsun'da Cumhuriyet sonrası perdelerini kesintisiz en uzun süre açan tiyatro Düşev Oyuncuları, bizim tiyatromuz. Evet, onu da... Bu konuda bir markayız ama gene de Gazi Sahnesi'nde oynadığımız için
Hala da 18 sene sonra bana birisi gelip şey diyebiliyor. Şimdi siz bu Gazi sahnesindeki tiyatrolar Gazi Belediyesi'ne aitmişsiniz diyor. Bir, Gazi Belediyesi diye belediye kalmadı. İki, ben belediye personeli değilim. Başka bir resmi kurumda çalışıyorum. Üç, orada var 6 tane, 7 tane oynayan tiyatro. O kadar adamı belediye, yani onun kafasına göre 100 kişiyi belediye istihdam ediyor. Farklı farklı oyunlar çıkarıyor. Yani oradaki günah sevap ortak yazılıyor bize. Seyircinin de kafası karışıyor hocam. Yani hani Ankara Sanat Tiyatrosu, işte Haluk Bilginer Oyun Atölyesi, ne bileyim moda sahnesi, Kenter Tiyatrosu. Nedir Kenter Tiyatrosu? Kendi başına, hani her koyun kendi bacağından asılır hesabı. Artısı eksisi kendine yazılır. Girersin, beğenirsin ya da beğenmezsin. Yıldız Hoca'yı, rahmetli Müşfik Hoca'yı beğenirsin ya da beğenmezsin yaptığı işleri. Bu kadardır. Genco Erkal, beğenirsin ya da beğenmezsin. Bu kadardır. Evet. Ama bizim orada girdiğin zaman bir keşmekeş var. A var, B var, C var. Ondan sonra hatta arkadaşlara diyorum, işte bizim Cemal Şenkal, ben, ondan sonra Metin Piyale, bütün dostlarım. Ya biz zaten Öner abi falan, Suat abi, Erhan abi yan yana koyduğunuz zaman zaten adamlar bu tiyatroya gelmeyin derler, bizim tipimize bakarak diyorum, tamam mı? Çok keşmekeşlik var bizim orada. Ve seyirci de bu sefer atıyorum sizin de oyununuza geliyor, eksi yazacaksa bunu tamamen şeyine yazıyor. Yani atıyorum ben Türkiye'yi temsilen yurt dışına gidiyorum, yanlış bir şey yapıyorum. Ya Türkiye kötü bir ülke diyorlar. Ya öyle değil aslında. Bu ülkede başka insanlar da yaşıyor, başka şeyler de yaşıyor gibi düşünün. Onun için son söz olarak seyirciyle biz bu ilişkiyi kurmayı, yani son dönem 90 jenerasyonu olarak %100 başaramadık. Ama %0'da da değiliz, yani onu da söyleyeyim. Sadık seyircilerimiz var, bizi destekleyen seyircilerimiz var, gelen seyircilerimiz var, ama biz eğer bu konuda başarılı olsaydık şimdi bu zora düştüğümüz noktada insanlar gelir bize destek olurlardı. İlk devlet tiyatrosu açıldığından itibaren insanların %80'i kaçtı oraya. Niye kaçtı? Konfor var. Adam geliyor, koltuklar sağlam. Ondan sonra internetten, cep telefonundan biletini satın alabiliyor. Tık tık, 15 dakika önce oyuna geliyor, zıt biletini alıyor. Tuvaletler temiz. Efendim, şu fuayede şey var, güzel kahvesi, çayı, bilmem neyi var. 8 tane kondivit var. Oyun dediği saatte başlıyor. Sıcaklık belli bir ayarda. Ondan sonra önünden tramvay geçiyor. Arkasından otobüs geçiyor. Daha ne isteyecek? Şeyi var, otoparkı var. Daha ne isteyeceksin kardeşim yani? Bir de gelip oyun izliyor. Ha, ona rağmen beğenmediği oluyor. Ya bu devlet tiyatrosunun bu sene oyunları iyi değil diyor. Ama bir tarafta da şeyi düşünüyor. Ben zaten diyor bileti 5 liraya aldım diyor. Tamam mı? Bizim kızla geldik. O da öğrenci bileti 8 lira. İşte tramvaya da verdik gidiş dönüş. 13-15 lira maliyetim oldu. Yani bir dahaki sefer de kötü olsa ne olur diyor. Çok da maliyeti yok ya. Seyircinin böyle bir durumu var Samsun'da. Bir de son olarak şey var. Popüler tiyatrolara giden, popüler tiyatrolara gitmek için orayı bir sosyal konum olarak kullanan, gerçekten sadece onların doğru tiyatro yaptığını düşünen, ya ben gidersem garantili tiyatroya giderim. Şimdi 5 Nisan'da Genco Erkal'ın Bir Deli'nin Hatıra Defteri geliyor. Kapı pencere kırılacak. Yani boş koltuğu bırakın, şeyler merdiven aralığında bile dolacak. Ha, Genco Erkal bunu hak ediyor mu? %100 hak ediyor. Onunla ilgili bir şeyim yok. Ama adam diyor ki garantili iş. Sana 10 lira 15 lira vereceğim, 50 lira veririm Genco Erkal'a. Giderim, ben ne alacağımı biliyorum. Sonucunu biliyorum yani. Anladınız mı? Hani bunun gibi işte. Zeki Müren'in konserine gittim de ne alacağımı biliyorum abi. Şeye doyacağım. Ne denir? Sanat musikisine doyacağım. Bunun gibi. Evet. Sen arada övertür çıkıyorsun, olmuyor diyor. Şey bu. Evet. Hocam bir devlet de size... dediğinizde ben bir şey istemek istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi sizin iyi ki bugünleri yaşamamışız biz. Evet. Bunu söyleyeyim bir kere. Bir zamanlara burada devlet tiyatrosu yokken, belki bilmezsiniz, belki siz bilirsiniz, yani dertlenmişimdir. Trabzon'da devlet tiyatrosu var. Hatta Van'da da vardı. Dedim ki, hükümetler değiştikçe yazıyorum. Samsun'a bir devlet tiyatrosu yapılsın, bir devlet tiyatrosu yapılsın, bir devlet tiyatrosu yapılsın. 3-4 tane iktidar değişti. Neticede beni yukarıya dilekçilerle yararsız ettim galiba ki, tiyatro yapılınca beni aradılar buradan. Dediler ki, sen çok ısrarcı davrandın burada bir devlet tiyatrosunun kurulmasına. Sana önden 3. sırayı boydan boya her tiyatro gelişte parasız vereceğiz dediler. Tabii çok sevindim. Şimdi aldım galiba 24 bilet mi oluyor falan. Biletler 3 lira, 5 lira ucuz. Şimdi geldim öğretmen evine. Arkadaşlarımdan yakınacağım. Dedim arkadaşlar,
Devlet Tiyatrosu'ndan bana böyle böyle bilet armağan ettiler. Oyun da çok güzel. Gelir misiniz? Ona gidiyorum. Uzak orası diyorlar. Ona gidiyorum. Uzak orası. Buna gidiyorum. Uzak orası. Neyse bir 3-5 arkadaş buldum. Bunlara 3'er 5'er bilet verdim. Bunu böyle 1-2 yıl sürdürdüm. Ondan sonra tabii armağan bilet işi bitti. Şimdi arkadaşlar diyor ki hadi tiyatroya gidiyor musun? Hani bedava bilet diyorlar gene. Güzelmiş. Birisi evet, diyor ki orası uzak, birisi bedava bilet. Üçlerden evet. Neyse olur ki ya. Evet. Evet. Hocam, sizin 3. sayfadan Kadın Hikayeleri adlı bir oyununuz var. Evet. Bu 150 kez sahne almış. Evet. Perde açmışsınız. Evet. Güzel bir başarı değil mi hocam? Yani... Yani bir taraftan baktığımda, farklı bir taraftan bakayım. Keşke biz bu oyunu hiç oynamasaydık. Keşke de 150 defa oynamasaydık yani bir taraftan baktığımda. Çünkü oyun Türkiye'de kadına uygulanan şiddeti anlatıyor. Ha, evet, o anlamda. Yani o anlamda evet. Baktığınızda evet. Keşke böyle bir dert olmasaydı, biz bunu anlatmasaydık. Biz başka bir şey anlatsaydık. Ama yani bu oyunun başka bir özelliği var. 1998 yılında kuruldu bizim tiyatro. Biz bu oyunu 2006 yılında çıkardık. Bu oyunun birçok özelliği var bizim tiyatroda. Biz 98'de kurulduğumuzda rahmetli Yekta abiyle işte beraber Sabri abi, ondan sonra Mehmet Çömez, üçümüz kurduk. Yekta abi de sonradan bize duhul oldu. 23 senedir Yekta abi sahneye çıkmıyordu. Ve Oda Tiyatrosu'nda Ragıp Hoca elinden tutuyor, Kemalettin Hoca rahmetli elinden tutuyor. İzlemiyorum lan sizin oyununuzu diyor, gelmiyorum diyor falan. Levent Kırcı arkadaşı geliyor buraya fuara, açık havaya. Semih ablayı, Haldun'u, Maldun'u işte yerleştiriyor, arkaya geçiyor onlarla muhabbet ediyor. Oyunu izlemiyor. Bu kadar kıskanç bir adamdı. Hı. Ondan sonra hatta şey diyordu rahmetli. Ya ben seninle tanıştım, seni ben iyi adam zannediyordum. Sen meğersem iyi bir adam değilmişsin diyor. Tamam beni kandırdın. Ondan sonra ilk oynadığı oyunda şey, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nda Kara Yılan oynadı. Ve eli ayağı titriyordu yani 23 sene sonra. Ondan sonra hep Yekta abi bize hani abilik yaptı, önderlik yaptı ve böyle biraz Ankara Sanat Tiyatrosu'nun Samsun versiyonu gibi olduk. Sonradan dedik ki ya biz kendi oyunlarımızı kendimiz yazalım. Ve bizim ilk çıkış oyunumuz, hani kendi oyunumuzu, kendi prodüksiyonumuzu yapma işimizdir bu. 6 tane yazar arkadaşımla, ki hiçbiri yazar değil. Ondan sonra gazetedeki haberleri alıp, ondan sonra böyle New Realist olanı olduğu gibi gösterecek bir oyundur. Fakat bu oyunun şöyle bir duygusal hikayesi var. Bunu da çok bildiğinizi tahmin etmiyorum. Biz bu oyunu provalara başladık falan. Ondan sonra rahmetli Yekta abinin yine klasik ezber problemi var. Ondan sonra iş yapıyor bilmem ne. Bir cumartesi günü geldi. Oyunu atarak söylüyorum. Cumartesi günü geldi. Çarşamba günü oynayacağız. Premier. Atatürk Kültür Merkezi'nde. Dedi ki ben dedi beyaz gömleğimi yeni istiyorum dedi. Ya abi gömleğim var ya. Yok yeni gömlek istiyorum dedi. Bir tane şey pavyon sahnesinde bir kabadayı oynuyor. Bir de töre sahnesinde ağayı oynuyor. Küçük roller. Zaten 6 bölüm. 6 bölümde Ferda Hanım'ın üzerine kurulu. Diğer kişiler hep küçük figürasyonlardılar. Bir de dedi bu kızı dedi Ferda'ya eşime şey alacaksın dedi. Sarı bir peruk alacaksın. Abi peruk var ya onu beğenmiyorum. Onu... Abi niye kapris yapıyor? Param yok şimdi. Alacaksın. Of tamam tamam anasını satayım. Alacağız falan filan. Biz gittik çarşıya bunu aldık. Aradan geçti 2-3 saat Yekta abinin ölüm haberi geldi. Yekta abi kalp krizi geçirdi ve Yekta abi kaybettik. Tabii şok olduk ondan sonra. Ertesi gün cenazeyi kaldırdık pazar günü. Eski bizim Oda Tiyatrosu'nun kuruluşundan olan arkadaşlar, yeniler, Yekta abiyi sevenler falan filan oturduk odada. Bir tanesi şey dedi yani benim hiç aklımda bile değil. Hani çarşamba günü dedi premier var dedi. Dedim evet. Ondan sonra yani erteleriz bir şey yaparız falan. Ertelemeyeceğiz dedi. Bunu dedi Yekta abi için oynayacağız dedi bu oyunu dedi. Nasıl oynayacağız? O beyaz gömleği sen giyeceksin dedi. Peru'da sen takacaksın Ferda Hanım dedi. Çarşamba akşamı biz Yekta abi için oynayacağız dedi. Ve biz bu oyunu çarşamba akşamı Yekta abi için oynadık. Peşine de Yekta abi ile ilgili küçük bir sinevizyon ve saygı duruşu yaptık. Eski dostlarını çağırdık. Salon tıklım tıklım doldu. Ondan sonra 2008 yılında da Yekta abini çok görmesini tanımasını isterdim. Kızım oldu Yağmur. Yani bu oyun bizden bir sevdiğimizi aldı, bir sevdiğimizi verdi noktasında olduğu için 10 senedir bu oyundan
bir şekilde vazgeçemiyoruz. Yani bu sene bir defa oynadık mesela Kayseri'de. Belki bir kere daha oynayacağız şimdi İlk Adım Belediyesi'ne. Hani senede 2-3 defa, 5 defa da olsa bu oyundan bir şekilde, duygusal bir şekilde vazgeçemiyoruz. Tabii tiyatroların bu turneye gitmeleri falan çok sıkıntılı bir aşama değil mi hocam? Ya şöyle sıkıntılı aşama... Bütün tiyatrolar için geçerli şimdi, sanıyorum. Şimdi şöhretli tiyatrolar ikiye ayrılıyorlar. Hı. Bir tanesi mesela Haluk Bilginer Oyun Atölyesi. Hı. Haluk Bilginer durduğu yerde Haluk Bilginer olmuyor. Yurt dışında aktörlük eğitimi alıyor. Yurt dışında sinema filminde oynuyor. Bir sürü ünlü aktörle tanışıyor. İngilizcesi var. Shakespeare'i yalamış yutmuş. Bir sürü öğrencisi, talebesi var. Ve bu bilgi birikimleriyle beraber tiyatro kafası da iyi olduğu için Haluk Bilginer, Haluk Bilginer oluyor. Tamam. Gencü Erkal. Geldiği yer belli. Çalıştığı ilk yerler belli. Ve biliyorsunuz Gencü Erkal psikoloji mezunudur. Tiyatro mezunu evet. değildir. Evet. Ve geldiği yerler belli. Bir de ikinci grup tiyatrolar var. Bunlar da şey, yani hepsi kötü anlamda söylemiyorum. Televizyon dizilerinde popüler olmuş arkadaşların, baktığınız zaman fotoğraflarına, aa bu şey dizide falan. O daha böyle tiyatro seyircisi değildi. Onları görmeye giden fanları böyle gidiyor işte, hayranları gidiyor. Tamam mı? Şimdi bunun yanında hani bize baktığınızda, hani biz hangi konumdayız, hangi durumdayız? Yani turne anlamında söylüyorum. Şimdi İstanbul'daki bir tiyatronun Samsun'a gelmesi kolay. Ama Samsun'daki bir tiyatronun İstanbul'a gitmesi çok zor. Evet. Bunu biz turne tiyatrosu değiliz. Turneyi de çok sevmiyoruz düşey oyuncuları olarak ama mecbur maddi anlamda kadroyu beslemek için, tiyatroyu ayakta tutmak için senede şu anda hani doktor reçetesi gibi yazayım size. En az 10-15 tane ciddi, iyi para kazanacağınız turne yapmanız lazım. Minimum. Biz bunu beceremiyoruz. Biz senede İşte bu sene 3 tane yaptık, 2 daha yapacağız, 5, 1, 2 falan da 6-7 tane, şimdi Çorum'a gidiyoruz falan, 6-7 tane, 8 tane turne yapabiliyoruz. Fakat şöyle bir şey var, ben İstanbul'daki belediyelere, Şişli Belediyesi'ne, Kadıköy Belediyesi'ne, Beşiktaş, Kartal, Maltepe belediyelerine oyun satabiliyorum. Nasıl satabiliyorum? Rakiplerim şey, hani adam demiş ya, tek rakibim Türk Hava Yolları. Rakiplerim o İstanbul'daki büyük tiyatrolar. Nasıl satabiliyorum? Şöyle satabiliyorum. 2006 yılında bulduğumuz bu formülle özgün olma işi. Yani hocam ne yapıyor? Kendi oyununu kendi yazıyor değil mi? Özgün. Dünyada muhadili var mı başka? Cemaatin, Etli Kavaklı Gel, Masal Zede. Var mı hikayeleri? Başka yok. Doğru mu? Başka şeyi yok. Burada da biz, Muratcan Kibiroğlu arkadaşım, bizim benim dostumdur. Oturup ondan sonra Metin Piyali arkadaşım, Hakan Alkan arkadaşım. Oturuyoruz ve şey yapıyoruz. Bu sene ne yapacağız? Bir de İstanbul'da benim akıl fikir grubum var. Kafa göz yarıyoruz falan filan. Toplumun şu sorunu var. Bunu anlatalım. Bunu anlatalım. Ve özgün iş yapıyoruz. Özgün iş yaptığınızda da bir de iş, prodüksiyon düzgünse belediyenin önüne gittiğinizde muhadiliniz yok. Yani siz, ben Keşan'la Destan oynadım da adam bana şey dönüyor. Diyor ki Engin Cezzar'la Gülün Sürer'i bunun en iyisini oynadı zaten kardeşim. Ya da şu anda İstanbul Şehir Tiyatrosu oynuyor. Atıyorum Engin Alkan yönetmiş. 45 kişilik kadro, 25 kişilik orkestra, dekora 150 bin lira para harcamışlar. Sen kimsin diyor yani, ne yapacaksın diyor Keşan'la, uçacaksın mı diyor Keşan'la. Mümkün değil abi, uçma şansım yok. Ama ben Anadolu Kadınları oynuyorum diyorum. Üçüncü sayfadan kadın hikayeleri, Süreyya oynuyorum diyorum. Hı. Anadolu Kadınları Güngör Dilmen'in oyunudur ama biz onu biraz değiştirdik. Hı. Cumhuriyetli Kadınlar bölümüne ekledik Fikri Hanım'ı ve Türkan Saylan'ı. Ve öyle olunca bu sefer, ha, belediyeleri oyun satmak da çok büyük bir ticari başarı değil, onu da söyleyeyim. Oralar da ayrı yerler. Ama sonuçta düşey oyuncuları her sene İstanbul'da bir defa, iki defa, üç defa ulusal basında da çıkarak ondan sonra ve mesela kadın hikayelerine ilk gittiğimizde şeyin dikkatini çekti basın kurumlarının. Emel Armutçu diye bir hanımefendi var Hürriyet Gazetesi'nde. Bize bir tam sayfa böyle bir şey yaptı. Ki Hürriyet'in Türkiye baskısında tam sayfa şey önemlidir, siz biliyorsunuz. Yani haber önemli bir şeydir. Hani parayla satın alamayacağınız bir şeydir. Peşine bir sürü televizyonda, NTV'de, şeyde, gazetelerde falan filan koca koca şeyimiz çıktı. Bugün Şakir Demirci yazmış şeyde, Haber Gazetesi'nde. Yani o da hiç konuşmadık, kendisi çıkarmış aradan. Ne kadar demiş politikacı olursan ol, ne kadar vali olursan ol, ne kadar belediye başkanı, ki ne olursan ol. Bir gazetenin tam sayfasında çıkıp röportaj yapabiliyor musun? Yani bu kadar değerli olabiliyor musun? Sanatın böyle bir gücü var. Evet. Biz işte buradan ilerleyelim isterseniz. Biz bu gücümüzü, yani daha doğrusu bu altın cevherimizin farkında değiliz.
Şimdi sizin en başta sözü başlattığınız noktaya geliyorum. Sesimizi çıkaracağız dediğimiz nokta bağıracağız değil. Bağırır, kavgayla bir şey olmaz. Evet. Ama gücümüzü kullanacağız, hatipliğimizi kullanacağız, iletişim dilimizi kullanacağız. Zaten bunu beceremiyorsak da rahmetli Süleyman Demirel dediği gibi şapkayı alıp gitmesini bileceğiz kardeşim. Evet. Demek ki biz bu işte beceriksiziz. Evet. Samsun'daki tiyatroyu bir sürü işgal ettik sahneleri. Bizden sonra gençler gelsin başka bir şey yapsın deyip hepimiz buradan terk-i diyar edeceğiz. Kararımız hocam, bu. Şimdi geleceğim hocam bir size. Şimdi hocam buyurun. Size bir şey sormak istiyorum. Hemen sözünüzü unutmayın. Anadolu insanı sanata yatkın mı? Eski deneyimli bir tiyatrocu evet, olarak. Yatkın arkadaş. Biz gittiğimiz yerler... Anadolu seyircisi, tiyatro evet, seyircisi. Seyircisi gerçekten o bizim zamanımızda sanata çok yatkındı. Hatta bu onların böyle yanıp tutuştuğunu, beğendiği rolleri kendisi böyle oturduğu yerden kendisi böyle yapardı böyle. Ve gözümüzden kaçmazdı. Onu çağırırdık sahneye. Hatta böyle birkaç kere onları oynatır yani oyunumuz. Peki hocam bu o dönemin Köhenslerde yetişen felsefenin yatkın olması, yani, halk evlerinin duyarlı olması, bunların etkisi var mıydı 60'lı yıllarda? Ama bugün öyle değil. Bugün biliyorsunuz dijital dünyanın o gelişimi her şeyin kolay olmasına rağmen ama yine de Türk toplumu biraz sanata uzak olarak nitelendiriyorum ben. Şimdi maalesef ben de aynı düşünceyim. Şimdi turne dediniz de. Evet hocam. Biz de o zamanlara 1967, 68, 69, 70 yıllarda da turnelere gittik. Benim çok zoruma giden bir olay vardı. Şimdi o devam ediyor mu acaba? Nereye giderseniz gidin evvela bir karakola gidiyorsun. Emniyet müdürlüğüne. Sanki suçluymuşuz, günlük cüzdanlarımızı tek tek oyuncular veriyorduk. Yine devam ediyor mu bu? Şimdi Müslüman kadınların sahneye çıkıp çıkmamasıyla ilgili 1900'lü yılların başında çıkan kanunla ve bunun devamıyla ilgili bu sizin söylediğiniz nasıl diyeyim size nüfus cüzdan fotokopisi, sabıka kaydı, ikametgah il muhabiri bilmem ne bir ton şey. Bununla da ilgili işte Muammer Karaca'nın, Genco Erkal'ın, eski tiyatrocu Ulvi Uraz'ların 1000 tane anısı vardır. Şimdi onlara girmeyeyim. Bu devam ediyor aslına bakarsanız. Ama şöyle devam ediyor. Bunun şeyde kanunda, hükümde bir yeri yok. Yani normalde siz diyorsunuz ki sonuçta ben burada toplu bir gösteri yapacağım. Tamam mı? Meskun mahallede emniyet tedbiri alınmasıyla ilgili hususunda valiye bir dilekçe yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki abi ben burada Aks TV stüdyosunda 200 kişiyi toplayacağım, bula bula bir şey yapacağım diyorsun. Ondan sonra bu izin değil, bilgi verme. Ve ondan sonra da valilik de diyor ki gerekli yere, emniyete şunu yap. Ha şimdi şunu da yapıyor sağ olsun. Devletimiz bu konuda çok vefakar ve şey olduğu için, dikkatli olduğu için maliyeye de haber veriyor. Bak bakayım vergi kaçırıyor mu diye. Ne bileyim Milli Eğitim'e haber veriyor. Çocuk oyunlarında ahlaka mugayir bir şey var. Bütün herkesi neredeyse sağlık müdürlüğü de eldiven takıp gelecek var mı bir şey diye ağzımızı gözümüzü kontrol edecek. Peki böyle. Gittiğiniz illerde yine deminki dediğim gibi yine karakola gidiyor muydunuz? Karakola gitme işi yok. Yalnız şu var. Şimdi bazı ilde diyor ki bize diyor şeyini vereceksin diyor. Oyunun tekstini. Ondan sonra nüfus cüzdan bir örneği şey. Ben de diyorum ki vermeyeceğim. Vermezsen o zaman şey yapamam diyor. İzin veremem. Ben zaten senin izinle oynamıyorum diyor. Tamam mı? Siz nasıl bilmiyorum. Tamam hemen arıyorum avukatımı. Ondan sonra konuşuyorum. Ya kardeşim biz sizin güvenliğiniz için yapıyoruz diyorlar. Ya diyorum işte memur bey bak kural kanun şudur. Bunu da herkes dinlesin duysun. Ben 24 saat önce tamam burada meskun mahallede böyle bir şey yapacağım derim, emniyet tedbirini almak senin vazifendir, bir. İki, oyunda hani Türkçe şeye, anayasaya aykırı, ceza, hukuka aykırı herhangi bir şey varsa bunu belgelersin. Artık cep telefonu bilmem ne bile, her şey bile video çekiyor, tamam mı? Çekersin videosunu, götürürsün savcılığa suç duyurusu savunursun. Savcılık da hakkında soruşturma açar, ondan sonra mahkeme açılır, ben de gider orada derim ki ben yapmadım. Savcı da basar şeyi, yapmış ya der. Tamam ya da yapmadın der. Bunu, anladın mı? Bu böyle bir şeydir. Evet. Bunun dışında bir de teknoloji denilen bir şey var. Hani arabayla bilmem neyle gittiğimizde polis tabii ki emniyet tedbiri alacak. Buna kimse bir şey demiyor. Merhaba arkadaşlar biz sizi arayacağız diyorlar.
Tamam diyorsun. Nüfus cüzdanını çıkarır mısın diyor amca diyor. Sen çıkarıyorsun değil mi? Veriyorsun. Elinde şöyle bir şey var. Ne yapıyor? Sen TC kimliğini giriyor. GBT araması. Tık tık basıyor. Zıt, senin bir şeyin var mı? Yok amca. Tamam hadi eyvallah diyor. Bir dakika. Şimdi beni bunun için beni adliyeye götürüp şu anda ücretsiz oldu. Eskiden ücretliydi. 5 lira 10 lira veriyorduk. Adliyeye gideceğim. Altta bekleyeceğim. Kuyruğa gireceğim. Dilekçe dolduracağım. Vereceğim. O 20 dakika sonra bilmem. Oldu, evet. Yani şu anda bu yok. Öyle diyeyim size. Yani devletin sanata karşı. Ama yeni yok. Bunlar 5-6 sene 8 sene önce vardı yani. Vallahi ustalarımız nasıl dayanmışlar buna bilmiyorum. Devletin sanata karşı, tiyatroya karşı bir saygısı olması lazım ya. Tabii tabii. Bu ayıp bir şey. O yani. Eskiden beri evet öyle. Hocam sizden bir şey öğrenmek istiyorum. Samsun biliyorsunuz, Samsun'u yönetenler insanlar tarafından. Samsun sağlık kenti, spor kenti ve turizm kenti. Evet. Artık böyle olmadığı ortaya çıkmış gibi. Oysa ki Samsun sanat kenti olamaz mı? Karadeniz'de kıyısı bulunan bütün kentlerin şu anda kurduğunuz derneğin başkanısınız. Ama ben Samsun'da bu yoğun sanatsal gelişimlerle Samsun'un bir sanat kenti olması taraftarıyım. Bunu becerebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Samsun tabii ki bir sanat kenti, sanat markası olur. Ve biz bunu yani proje olarak belediye başkanlarıyla görüşürken ya da sunarken ya da sohbet ederken tek bir tarafta ya da böyle çok hayalperest bir şekilde Samsun'da 5 tane opera binası olsa, 20 tane tiyatro binası olsa, her sene 100 bin kişi oraya gitse falan demiyoruz. Hiçbir şey, evet. Şimdi artık bizim bu akşam Aks TV'ye Cemalettin abiyle beraber gelmemiz de bir organizasyon. Şurada bir bardak su ikram etmeniz de organizasyon. Yaka mikrofon, her şey bir organizasyon. Her şey hesap kitap iş. Onun için sanatın metalaşmasıyla ilgili Profesör Doktor Nurhan Tekere'nin bir şeyi var, tezi var. Çok güzel, pardon, makalesi var. Onu okudum. Yani artık parasız hiçbir şey olmuyor. Yani sanatı parayla beraber düşünelim demiyorum. Ama siz bir sanat şehri, bir marka şehri yapacaksınız. Artık diyorsunuz ki ben buraya şey açtım. Şu anda fuar var değil mi? Evet. Fuar alanı açtım. Stadyum yaptım. Kongre merkezi yapıyorum buraya diyorsunuz. Bu ne demek? Hı. Aynı anda 3000 5000 kişi gelecek. Şehirde gezecek, yiyecek, içecek, belli yerlerle anlaşacak falan ama turistik anlamda da gelecek. Ne var lan burada alınacak, ne görecek? Hı. Atatürk heykeli bu muymuş? Sahil kenarında işte güzel bizim sahil şeridinde yerler var. Bir fotoğraf çektirelim. Sevgi kafede bir şey içelim diyecek. Tamam, güzel. Ama bu insanlar aynı zamanda yok mu bu şehirde bir sanatsal etkinlik bu akşam? Yok mu bir şey diyecek, tamam mı? Siz bu insanları... Altyapı olmadan... Yıllar öncesinde buraya, evet. Şimdi ismi lazım değil, bir derginin şeyiyle beraber 7-8 tane patron gelmiş. Bunlar turizm devi adamlar. Kat trilyonluk adamlar, yatırımcılar. Samsun'a yatırım yapacaklarmış. Ve birilerini bulmuşlar. Yine ismi lazım değil, örneğini vermeyeyim. Ondan sonra birilerini bulmuşlar ve Samsun'da şey yapacaklar. Golf turizmi. Bafra, evet. Ovası'nda. Duydunuz mu, evet, bilmiyorum. Duymuştum, evet. Ve adamlar burayı gezerken işte pide mide falan deyince ya tamam demişler. Kendileri gezmeye başlamışlar. Kısa anlatıyorum mevzuyu. Sonrasında ya şeyi anlamadım ben. Av turizmi, golf turizmi ne demek? Gerçekten benim kafam basmadı. Şu dedi. Arkadaş buraya yapıyorsun 3 tane 4 tane golf sahası. Adam İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan buraya, evet, geliyor. 3 gün Cemil ile Cem konuşuyorlar, iş adamları bunlar. 3 gün Samsun'da buluşuyoruz. Golf oynuyorlar, yiyorlar, içiyorlar, yatıyorlar. Şeyi yapıyor, avcılıkla ilgili. Gidiyor hayvanı vuruyor, yaban hayvanını. Vurduğu hayvan başına para ödüyor. Onun için tekrar hayvan yetiştiriliyor. Otelcilik bilmem ne. Her bir kişi bir hafta sonunda 5000, 10000 avro para bırakıp gidiyor şehre. Evet. Şimdi sanatla ilgili de bu iş bir hani Samsun Kültür AŞ gibi, İstanbul Kültür AŞ gibi. Hı-hı. Samsun Kültür AŞ niye kurulmasın? Samsun'da, Giresun'da şu anda Uluslararası Tiyatro Festivali var. Ordu'da Uluslararası Tiyatro Festivali vardı. Yeni gelen belediye başkanı kesti ama yıllardır yapılıyordu. Bulancak'ta tiyatro festivali var. Trabzon'da Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler Uluslararası Devlet Tiyatrosu Tiyatro Festivali var. Tamam mı? Yani bir Sinop'ta var, Gerze'de var. Yani hani Samsun'da niye bu tür festivaller olmasın, bu tür şeyler olmasın diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam bize ayrılan süre bitmek üzere. Son olarak söyleyecektiniz neden? Tiyatrocular zaten biliyorsunuz mümkün değil yani sorunları bir saate sığdırabilmemiz. Hocam sizden son olarak söyleyeceklerinizi alabilir miyim?
Vallahi ben tiyatro anılarından söz etmek isterim. Hocam ona vaktimiz yok. Kısa ama. Çok kısa, çok kısa çok olursa. Kısa. Şimdi öğretmenliğimin... Çarpıcı çok kısa bir anınızı almak istiyorum. Köyde öğretmenliğimin ilk yılı köy hayatını anlatan bir tiyatro oyunu koyduk sahneye. Tamamen köy hayatı. Güldürü havası içerisinde. Eskiden öşür vardı. Efendime söyleyeyim, harman zamanı öşürücülere gelmeden buğdayın kaldıramazsın, hayvanların saymadan salamazsın falan. İşte bütün bunları oyun şeklinde yaptım. Oynuyoruz. Kimse gülmüyor. Birisi gülecek gibi oldu. Dedi kahya azaladım. Birinci perde bitti. Kahya dedim ki arkadaş biz bu oyunu sizi güldürmek, eğlendirmek için hazırladık. Sizin evet. Yaşantınız. Niye gülmüyorsunuz? İyi çalışmamışız mı? Başaramıyoruz mu? Evet. Ya dedi, burası devletin okulu. Şimdi gülersek devlete karşı ayıp olur. Efendim dedi. O zaman döndü köylüye. Arkadaş dedi, gülmek serbest dedi. Yeni baştan aldık. Ben bu çok hoşuma gitti. Ve ondan sonra da güldü diyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Cem Bey, biraz önce söylediğim gibi sorunlar bitmez. Özellikle de sanatla ilgili sorunlar. Türkiye'de sanata bakılan bakış açısı belli. Son olarak söyleyeceklerinizi alabilirim. Son olarak Karadeniz'e kıyısı olan Kent Tiyatroları Birliği Derneği olarak, Samsun'daki tiyatrocular olarak Samsun'da sanat var. İlk defa buradan açıklıyorum. Samsun'da tiyatro var diye bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanyayla anketler yapacağız. Gazi sahnesinin tadil edilmesini isteyeceğiz. Samsun'da en az 15-20-25 noktaya sadece tiyatroların afişlerinin olduğu tanıtım noktaları kurmaya çalışacağız. Samsun'un en büyük eksiği olan gişesini yapmaya çalışacağız. Evet, İnsanların sosyal medya üzerinden tiyatro biletlerine ulaşmalarını ya da tiyatro oyunlarından haberdar olmalarını sağlayacağız. Bu konuda ilk desteği de sizin de mensubu bulunduğunuz Haber Medya Grup verdi. Necdet Bey'den söz aldık. Bir dahaki sezon için Eylül ayından itibaren, Ekim ayından itibaren artık Haber Gazetesi'nde belli zamanlarda Samsun'daki tiyatroların oyun programları çıkacak. Amacımız bu. Ondan sonra da biz kendimize biraz çeki düzen verip güzel oyunları sahneye koyacağız. İnşallah 2017 yılında, 2018 yılında artan bir seyirci grafiğiyle Samsun daha güzel günlere gibi olacak. İnşallah. Tiyatro şeyiniz olarak Samsun'daki mesela devlet dairelerin müdürlerine bir toplantı yapsanız onlarla. Evet. Bunu, yani devlet dairelerin müdürleri değil de STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının. Evet öyle diyelim. Öyle bir kampanya zaten başlıyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaynar size de teşekkür ediyorum. Teşekkür sevgili seyirciler, geçmişten geleceğe baktığımız bakış programının bu akşam konu tiyatroculardı. Özellikle Mart ayında tiyatro haftası olması, Dünya Tiyatrolar Günü olması nedeniyle böyle bir programı, ama tabii bir saate sığdırılması gibi bir olanak mümkün değildi. Samsun'da tiyatro Anadolu'daki bütün kentlerde olduğu gibi sorunlarla dolu. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi geceler diliyorum, saygılar sunuyorum efendim. Çok yakışır.